Çok teşekkür Buyurun. Ederim. Tilaklarımı yapıyorum hemen. Neyleri mi? Tilaklarımı. Yani mumlarımızı yakıyoruz. Türkçe'de bilmek isteseniz. Diyor. Ben de bir şey getireceğim içeride zannediyorum. Hangi dil bu bilseydi böyle gelirdin. Ben de bilmiyorum. Genel kültür işte olsun. Hmm. Şimdi bize kültürsüz mü demek istedin yani? Estağfurullah. Genel kültür bu değil. Böyle sokar gibi kültür. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Ben birinden bir şey öğreniyorsam ne mutlu bana ama kalkıp da bana böyle mi dedin demem yani. Bana ya, bir şey katıyorsa. Türkçeden uzaklaştırıyorlar. Milleti Türkçeden uzaklaştırıyorlar. Yabancıya batılaştırıyorlar. Evet. Atıyla şey. Bunun adı mum tatlım, küçük mum. Benim için tealight. Ağzımdan kültürle ilgili bir şey çıkmadı. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Ben birinden bir şey öğreniyorsam ne mutlu bana bir şey katmıştır demek. Ama egoları baskın olan kişilerde bu tam tersi olur. Ve bugün yaşanılan durum ortaya çıkar. Kültürle ilgili herhangi bir kompleksim yok ama aşağılarcasına sürekli kültür vurgulaması yaptı. Bundan dolayı sinirlendirdi. Ebru Hanım nasıl buldunuz çorbayı? Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Kıvamı güzel olmuş mu? Şimdi öncelikle bu bir Edirne çorbası değil. Yanlış araştırmışsın. Ben de araştırmamı yaptım geldim. Senin gibi ders çalıştım. Trakya ve göçmenler. Trakya da değil. Yapılıyor. Bu Sinop'tur. Yanlışla bilgilendirmeyelim izleyicilerimizi. Bu Sinop'un bir çorbası. Bütün şu an Trakya size gülüyor. Öyle mi? Ama orada da yapılabilir. Neyse, yapılmaz size, değil. Bu Sinop'un kendine özel bir çorbasıdır. Ve siz Antalya'dan gelmişsiniz değil mi? Antalya'dan geldim. Evet, ben sizden bir gülüklü bir çorba beklerdim. Antalyalı değilim. Efendim? Ama Antalya'dan değilim. Geldiniz ya. Karadeniz yöresine ait bir çorbayı koymanız bana çok garip geldi. Karadeniz yöresi değil. Neyse, beni eleştirmek için bugün her şeyi söyleyeceğiniz için yani. Ya sen nasıl bizi eleştirdiysen biz de seni ya eleştiriye kapalı mı insan mısın? Ben yöreye, o zaman neden yöreye göre söylemedim. Hayır, siz burada neden yarışıyorsunuz? Eleştiriye gayet kapalı bir insansınız. Tamam, o zaman bırakın ben eleştirimi yapayım. Ama yani ben eleştiri yapıyorum değil yani. Hayır lütfen. Siz tutup da benim eleştirimi yarıda kesip de beni niye böyle niye şöyle demeyin. İlk önce eleştirimi dinleyin, cevap verin ondan sonra. Çok koyu olmuş kıvamı ve ben bu beyazlığı anlamadım. Beyaz bir parça var içerisinde. Taze fasulyenin içinden çıkanlar da karışık olabilir. Soğan da İçinden var mi? Içinde. Yoğurda benziyor. Anlamadım ama kıvamı yoğurt, çok koyu geldi. Tuz. Ya ben bir bitirebilir miyim? Eşlik ya ediyorum cümlemi, size. Ama eşlik etmeyin. Ben şu anda sakin konuşamıyorum. Eşlik ediyorum. Yorumumu bekleyin. Cevabını verirsiniz. Merak etmeyin, size cevap hakkı doğacak. Tadına tuzuna gelince de lezzetli. Tuzu da yerinde. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi cevap verebilirsiniz. Bir kere bu siz Sinop yöresi dediğiniz için Sinop yöresi olmuyor. Orada yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani bu engel değil. Şimdi bazen mesela İtalyanlar makarnayı aldı diye bizim makarnamız bize ait olmuyor mu? Neden hep şimdi bir batı anlayışı? Sizdeki bu merak nedir? Örnek. Yani ana yemekte de bir batıya özenmişsiniz. Erişteden bahsetti o makarna evet, derken makarna, erişte bize ait. İşte İtalyanlar makarna yapıyor diye erişte de dahil. Ya, makarna yapmadın bir şey söyleyeyim mi? Pideden örnek vereyim. Pide yapıyorsun. Onlar evet, pizza evet. diyor. Biz pide diyoruz. Evet. Bu genel kültür pizza dediğim pide yer. Diyorlar? Biz pide deriz. Kısa hiç anlandı ki örnekleri karıştırdı. Pide yaparız. Pizza yaparız. Onlar da. Şimdi senin annen nereliydi? Ben hiç anlamadım yani. Doğma büyüme İstanbul. Hayır yani Edirne'li göçmen değiller mi? Annem baba da doğma büyüme İstanbul. Ha dedin ya mutfakta göçmeniz Edirne. Biz. Ha yaparlar. Ha yaparlar şimdi ha, göçmen çorbası yaparlar. Diyor biz göçmeniz diyor. Yani ailesinde yaparlar. De göçmenlik varmış bu çorbayı yapıyorlarmış. Ben bu çorba kaç kuşakta yapılıyor ve herkes yapar. Ama İstanbul'da biraz keskin geldi. Evet. Direkt bir keskin yani bir iş yaptım. Yani ben yapacak çünkü ben iddialıyım. İddialı bastırmak. Baba iddianın ağzını dolduramıyorsun. Yaptığın çorbadan haberin yok. Göçmen çorbası dedin önümüze fasulye çorbasını koydun. Taze fasulye çorbası. Taze fasulye çorbası. Adı taze fasulye çorbası. Taze fasulye çorbasını önümüze sürdün ve evet. hala yanlış savunuyorsun. Evet seninki gibi sıcak süt koymadım önüme. Sıcak süt koymadım ben. Bildiğimiz sıcak süt işte. Yok hayır benim masam gayet peki, lezzetli bir karnınızı doyurmuştu. Teşekkür ederim yaptım ben yorumumu. Peki. Muhalle Hanım. Öncelikle elinize emeğinize sağlık. Teşekkür evet ederim. Çorba biraz koyu olmuş da ben şu beyazlıkları anlayamadım. Yoğurt yok mu bu çorbada? Yoğurt yok. Ama bu çorbaya yoğurt konuluyor terbiyesine. Terbiyesini nasıl yaptınız çorbanın? Terbiyesi un dahil buna. Un, limon ve yumurtayla. Yoğurt da olması lazım. Yoğurt o zaman olmadı. Bu yumurta. Yumurtanın evet. beyazlığı gelmiş olabilir. Pişti. Evet, gelmiş evet, olabilir. Aynen.
Vallahi yani bu çorbanın içinde... çekebilirsiniz. Aynen. Evet. O zaman karıştırmadınız güzelce. Yumurta pişmiş yok, içinde. Yok, karıştırdım. İçinde bir de domates şey olsaydı demek ki omlet gibi olacaktı. Yumurtanın beyazını görüyorum şu anda. Da koyu olmuş. Allah'tan menemen getirmedim önlerine. İşte yumurta... Çünkü yani... Şimdi bana hep yok batıymış, şuymuş, genel kültür menemenden anlasaydınız o zaman onu ya yapardım. Ya bakın sürekli ne kültürden vurup durmayın lütfen. Saniye. Biz kültürsüz insanlar değiliz. O zaman genel kültürden başlamayacaksınız sofraya oturup. Şu an durup böyle şey yapıyorsun. Biz mi söyledik? Evet, siz genel kültürü biz mi söyledik? Bu şimdi oturduğumuzda bana genel kültürü sürekli hani, kültürden çatışmasını başlatan sizsiniz. Sen çok mu kültürlü ben insansın? Ben T-Light dediğim için. Kültür diyen insan sensin. T-Light dediğim için eleştiriyle başlayan sizsiniz. Bak lütfen Melis Hanım. Beni daha fazla yükseltme. Hani gocunan insanlar gibi neden bu kadar sinirlisiniz? Bu programa katılmayacaksın. Neden kimseye eleştiri yaptırmıyorsun çünkü. Kimsenin konuşmasına müsaade etmiyorsun. Konuşmalara girip girip duruyorsun. Ya bırak biz eleştirimizi yapalım cevap ver. Ya da kültür kültür diye bana burada eğilmeye çalışma. T-Light'tan kültür çatışmasına sokan sizsiniz. Ben Hollanda'dan gelmiş bir insanım yani. Tamam mı? Ben kültürü de biliyorum, yöreyi de biliyorum, batıyı da biliyorum, doğuyu da biliyorum. Hepsini biliyorum. Sen hiç merak etme. T-Light'ta eleştirdiniz. Ben senden daha çok gezmişim. Neden eleştirdiniz? Başım... Vallahi ben sinirli değilim. Yorum yapabilir neden? Miyim? Hayır ya eleştiri yaparken sürekli sözün kesiliyor. Hani ben eleştiriye mı? Kapalıysan katılmayacaksın. Bağır kız tam yere böyle otur. Yeter ya. Vurmadan bağır canım ses olarak. Yavaş bağırın kulaklarım patladı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bu nasıl bir şey bu ne ya? Kadir Bey bir şey söyleyeyim mi? Bugün buraya husus oturmadım. İki gündür çikolata... Ben bugün dinlenmek istiyorum. Ya geçer. Lütfen. Hassas bir kadın Ayşegül Hanım. Ben alışık değilim. Ben Mualla'nın masaya vurdum. Geriden geliyor Hanım. Sonra ben Hanım. Zaten vurdum benden korkuyordum. Nerim Hanım korktunuz mu? Asla korkmam da çok hoşuma... Ne masaya vuruşu mu hoşuna gitti? Şiddet mi seviyorsun Nerim Hanım? Ne hoşuna gitti? Dün zaten benden korkuyordu. Gözümün içine bakarak konuşamadı bile. Bugün tam arasındaydın. Yok Neriman ablanı kimseden korktuğuna düşünüyorum. Neredeyse kalbim duracaktı yani sen. Neriman korkma sallandın gel. Mualla yürü de gel yani. Mualla bağırma kulağım patlayacağım. Kulağımı yırtabilir miyim? Kız kuğdan ne istiyorsun? Kulağıma takacağım. Kuğuya taktı vallahi. Beğendin mi çorbayı Mualla? Neriman sallan gel. Neriman dolan gel. Mualla bağır gel. Mualla bağır gel. Neriman sallan gel. Neriman dolan gel. Neriman bize gel. Her gün. Her gün gelme bize vallahi dayanamaz. Nereden çıktı şimdi bu şarkı? Neriman abi seviyor musunuz bu şarkıyı bu çok arada? Çok seviyorum. Ne güzel. Bu şarkı var ya sallan gel tam ona yazdırdım. Sallanız. Hay Allah'ım yarabbim. Ben rica ediyorum pamuk istiyorum pamuk lütfen. Hayır sen abla durdurdun ya. Hayır kulağım patladı. Orta kulağım patladı. Dışsız sen ne pamuk şey alalım. Rica ediyorum bağırmayın. Mualla Hanım. Dışsız. Ay kanım aşık. Ben çok komik, esprili biriyim. Komik olduğumu düşünüyorum. Mualla Hanım'ın komik olduğunu düşünmüyorum. Bence fazla espri yapmasın. Ayşegül Hanım hiçbir şeyden anlamıyor ki. Espriden de anlamıyor ya. Beni nasıl esprili bulmaz? Kız Mualla oturdu yerde. Oh, hayır. Bırak susayım demiyor da kulağım tutamaya çalışıyor. Azıcık da kulağı var. Süsüm bozulur, süsüm. Aman buldum. Kız bir de dibine gidip bağırıyor. Mualla Hanım artık yeter vallaka. Çorbalara dönelim. Bence de yeter. Neşeli bir masa oldu, güzel başladık. İnşallah böyle kahkahalı devam ederiz Melis'ciğim. İnşallah. Bak sofran neşelendi. İnşallah. Mualla Hanım yorumunuzu yaptınız. Ayşegül Hanım'a gelmek yaptım. İstiyorum. Ayşegül Hanımcığım hiç daha önce içtiniz mi bu çorbayı? İlk defa içiyorum. Şimdi Ebru Hanımcığım, bu Sinop'ta yapılıyor olabilir. Evet, tamam. İnternette Sinop'ta diyor. Hı hı. Ama bir Trakyalı bunu diyorsa eğer orada Trakyalı da yapılıyor. Trakyalı değil kendisi, İstanbullu.
Trakyalı değil. Yani kütümü mü kabul etmiyorsun? Hayır, İstanbul'da doğdum, büyüdüm demediniz mi? Ben yanlış mı anladım? İstanbul'da doğdum. Tamam, bu tutarsızlık neden bu cümleler? Neresi tutarsız? Yani İstanbul'da nokta tam hayır, ne? Hayır, İstanbul'da doğup büyüdüğünüze göre evet, İstanbul'dusunuz yani demektir. Yani şuradan bir saat Edirne. Artık otoyolda. Ya siz gerçekten çok tutarsız şeyler söylüyorsunuz. Nereye gittin? Edirne neyi anlamadı? Uzun köprü ben anlayamadım. Tamam. Onu söylemek istedim. Onu geçtim. Bütün akrabalar. Şimdi Melis Hanım şunlar nedir içindeki? Az önce herhalde şimdi yumurta dediniz. Şimdi yumurtayla terbiye ettim. Anladım. Un, yumurta, limonla yumurtanın beyazından. Bir kameraya da gösterebilir misiniz kaşığınızda nedir? Ben de göstereyim. Ayşegül Hanım'a. Çıkmış o da. Şimdi yok, bunun böyle olabilmesi için kaynar bir şeyin yumurtanın üzerine dökülmüş olması gerek. Hatta dedi ki altı açık değil dedi. Altı bile açık kepçeyle değildi. Kepçeyle aldı, terbiye edilmiş. Yumurtanın beyazı. Kesilmesin, çok, altı kapalıydı. Çok sıcak, birdenbire dökülmüş. Sıcaktı pişmiş. Ama altı kapalıydı. Birdenbire dökülmüş. Bakın. Döneyim. Yani bunu kaç gündür tarif ediyorum, yeter artık. Buradan akıtırken damla damla kepçeden hızlı hızlı karıştıracaksınız. İşte bu yumurta o yüzden pişmiş. Şimdi bunun tarifinde ben de yoğurt olduğunu biliyorum. Yani evet, meyane hazırlandığını biliyorum. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Ununu biraz fazla koymuşsunuz. Bir de biz bu çorbayı neden soğuk yedik? Neden soğuk içtik? Şimdi çorbam hazırdı ama ne yazık ki beklemek zorunda kaldık. Beklediğiniz sürede altını sürede yakıp da ısıttınız mı? Çok ısıtmadım. Daha koyulaşır. Neden? Daha da kaynar. Çünkü sıcaktı tencerede şimdi, ama hayır, çorbalar kaynadıkça sıvılaşır. Katılaşmaz ama. Kaynatmaya devam etseydin koyulaşırdı. Yani. Kaynatma demiyorum, ısıtma diyorum. Bu ılıktan da soğuk. Fasulyeler biraz büyük geldi bana. Ben çorbayı lezzetli bulamadım. Peki. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Siz nasıl buldunuz çorbayı? Ayşegül Hanım'a katılıyorum. Evet, yumurta sıcak suyla galiba açmışsınız yumurtayı ki pişmiş sıcak suda. Kaynar su dökmüşsünüz galiba. Kaynar su değil de çorba sıcaktı. Yani soğuk suyla açmış olsa ya da ılık suyla açmış olsaydınız bu böyle olmazdı, kesilmezdi yumurtanız. Hızlı biri yani karıştıracak. Keşke sevgilerim. İşte oradan girecektim. Ya izlediğinizde zaten oturup... Çağırsaydınız karıştırırdım yani. Şahır şahır. Artı tencerede yapmadım. Önce kaseye alıp... Yani ben de çağırsaydınız karıştırırdım yani. Ne olacak sanki? Ben niye çağırayım o ben çağırsın? Ben yemeğimi esirgemem yani. Ne olacak? Ha, iki şöyle... Nerim Hanım, sizi çok hafife alıyorlar. Evet. Yani konuşmanız yavaş değil. Yavaş olduğunu düşünüyorlar. Benim ne kadar çok marifetli olduğumu bilmiyorlar. Onların yaptıklarını evet, da ben gördüm son yani. Son gün sen misin? Sen onlara gülesin şöyle. Kalk kalk kalk. Hadi bakalım inşallah. Peki afiyet olsun Nerim Hanım. Teşekkür ederim. Ara sıcaklarımıza geçebiliriz. Peki. Şöyle verelim. Ne geliyor ara sıcakta? El açması. El açması ben göçmen böreği geliyor. Ve manca geliyor efendim. Bu arada... Ebru Hanım, Melis Hanım'ın şu anki davranışlarının gerçek olduğunu düşünmüyormuş. Neden böyle düşünüyorsun? Evet, çok Ebru? Samimiyetsiz buluyorum. Samimiyetsiz evet, evet, samimiyetsiz ve abartılı. Sanki bir yemek programına katılmak için değil de daha çok ünlü olayım havasında. Yok kız, neye ünlü olacak? Yani normal gerçek yani, hayattaki Melis'i yansıtmıyor mu şu bence anda? Bence yansıtmıyor. Tamamen kendi karakteri değil, böyle uzata uzata bir de küçümseyerek konuşmaları var. Evet, sen buna taktın evet, o kültür ben, konusu da seni evet, rahatsız sıkıntı, etti. Evet, çünkü kimsenin kültür seviyesini ölçemezsiniz yani böyle bir programda iki saatlik. Bununla yani bu ilgili bir kültür olarak eşit olmak zorunda. Evet, tabii eşit olmak tabii zorunda değil. Herkes bir yerlerden geldi. Ben hiçbir zaman üstünlük sağlayarak, ağzımı değişik yaparak hiç kimseyi burada küçümsemedim. Ama kendisi küçültmeye ağzımı çalışıyor. Ağzımı değişik yaparak derken uzata uzata. Bilerek mi yapıyor peki? Evet evet, bilerek yaptığını amaç ne burada? Dalga geçer gibi yani kaydemi almıyor, ilgimi çekmeye çalışıyor. Ben anlayamadım ama samimiyetsiz peki, buldum. Peki üstten bir bakması var mı evet, yani evet, karşı? Evet evet, bir abartılı böyle kendi kendine bir abartılı konuşmalarını buldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.